Sevgili Bay Kamran. Yoksa beni ziyarete mi geliyordun? Hayır. Peki ya sen? Sen nereye gidiyordun Feride? Ben teyzemin hasta olduğu haberini aldım. Apar topar çıktım öyle. Annem hasta falan değil ki. Gayet iyi. Nereden duydun? Ya öyle mi? Şaka yapmış olacaklar herhalde. Neyse. Peki sen nereye gidiyordun? Ben uzun bir seyahate çıkacağım. Peki benimle vedalaşmadan mı gidecektin? Çok umrundayım sanki. Komik olan ne? Konuşalım mı biraz? Hiç vaktim yok. İyi madem. Ben seni yolundan alıkoymayayım. Güle güle Kamran. Yolun açık olsun. Mersi Matmazel. Size de hayatta başarılar. Cumali Efendi. Hadi gidiyoruz. Sen de öyle dikilme. Mektebine git. Neden hayır? Birini mi bekliyorsun yolun ortasında? Kimi bekliyorsun? Çocukluğumu. Sana gitme diyebilen Feride'yi bekliyorum. Sen gidersen kimi çamur atacağım ben Kamran? Gitme. Belki o durdurabilir seni. Gitme Kamran. Yok yere hasret koyma aramıza. Durduk yere iş çıkarma başımıza. Gitme. Fakat sen beni reddettin. Ben artık buralarda duramam ki. Seni reddetmedim. Peki dün neden gelmedin? Ceza almıştım çünkü. Ama benim tanıdığım Feride kafasına koyduğunu muhakkak yapardı. Kapıdan olmasa pencereden, pencereden olmasa bacadan kaçardı. Adı bu yüzden Çalıkuşu ya. Kilit altındaydım Kamran. Ne yaptıysam başaramadım, kaçamadım. Peki ya kaçabilseydin? Kalın kafalı olmak için özellikle çaba gösterdiğini düşünüyorum artık. Kaçabilseydim, tabii ki gelirdim.
sersem. Yani cevabın? Yani cevabım. Evet Kamran. Evet. Evet. Kızının eşyalarını hazırla Besim Hanım. Nesi var nesi yoksa topla. Birazdan bu kapıdan çıkacak, bir daha da girmeyecek. Kadı Efendi nikahını bizzat kıyacak. Nikahtan sonra da kocasının evine defolup gidecek. Çok kötü birisi var. Bari bir hamal tutsak. Hamalı ben hallederim. Bırak onu, istemiyorum. Niye kuzum? Bu en sevdiğin elbise. Artık değil. Feride giymişti bu Mehtap'ı izlediğimiz gece. Ben bundan Feride ile Necmi'yi ikisine bir işlettiydim. Kör Sihan'dan işlediydi. Bu Feride'nin ki bu burada kalsın. Aha gidiyor işte, muradına eriyor. Yangından mal kaçırır gibi. Ne düğün ne dernek. Dört duvar arasında bir nikah. Koca. Ama Necmi'ye müstahak. Babasını anasını şikayet eden çocuğa ne yapsaydım? Davul mu dövdürseydim kapıda? Ben yorgan kaplattıydım. Nerede? Yüklükte hanımım. Yastık başları da orada mı? O da orada, o da orada. İyi, tamam. Aman be, ne emek, ne emek. Yani siz bunları sarartmışsınız ha, iyi bakmamışsınız. Sararacakmış neredeyse. Kamran bakmaz mısın lütfen? Sen benim sevgilim değil misin? İstediğim kadar bakarım sana. Bal dudak. Nereye gidiyoruz biz peki? Konağa gitmesek. Seninle olsak. İkimiz baş başa. Sadece senin gözlerin ve benim gözlerim. Bütün dünyayı unutsak. Bütün dünya da bizi unutmasın sonra. Ne şahane olur değil mi? Bilemem. Ama öyle bir şey olursa mektep cezamdan kurtulacağım kesin. Dehşet Zaber de beni unutmuş olur. Ne güzel olur. Aslında benim yüzümden ceza alıyor oluşum hoşuma gitmiyor değil. O niye o? Çünkü sen bana çok çektiriyorsun. Yukarıdaki de sana çektiriyor. Eğer sen bana iyi davranırsan hayat da sana iyi davranır. Nazlı yer. Aman, her şeyden kendine pay çıkar. Yok, pay çıkarmıyor. Doğruyu söylüyorum. Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa? Bilemezsin.
Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın demişler. Pes doğrusu. Can'ın mesneviyi de kendi emellerine alet ettin ya. Madem öyle, aşığının kalbini kırmayacaksın diyordu babam. Ona ne diyeceksin? Feride, ne olur, ben ne diyorsam beni dinle. Sonra cezasını sen de ben de çekiyoruz. Tamam mı? Söz mü? Ya ne diyorsun? Ne istiyorsun gene? Anlamadım ki. Benim söylediklerimi tekrar edeceksin. Hı. Ben bundan sonra... Sevdiceğim Kamuran ne derse... Sevdiceğim Kamuran ne derse... Onu yapacağım. Onun sözünden dışarı çıkmayacağım. No, hiç de bile. İster misin? En kocamanından. Cumali Efendi bir dur. Dur. Abi, şöyle en bir kocamanından alayım. Sağ olasın. Sen de şunu al. Al bakalım. Kendini almadın mı? Birazcık ucundan verirsin. Bilemeyeceğim. Versene. Biraz. Benim. Kendini de alsaydın. Bu saatten sonra bizden hiçbir şey ummayın. Burada bir kapınız yok artık. Sen Seyfettin kızı Necmiye'yi almadın gelin diye. Öksüz yetim bir kız aldın farz et. Canınız sağ olsun. Biz Necmiye ile bir olduktan sonra gerisi mühim değil. Laf. Sen işlediğin suçtan kurtulmak için kızımı kullandın. Benim aptal kızım da bizi kadıya şikayet etti. Elimizi kolumuzu bağladı. İster inanın, ister inanmayın. Ben masumum, Seyfettin amca. Sen onu benim külahım anlat efendi. Çevirdiğiniz oyunlara, dolaplara aklımız, sırrımız ermez ama... şuramız rehberimizdir bizim. Bugüne değin de hiç yanıldığı olmamıştır. Dikkat etsenize, kırılacaklar var içinde. Tuttum gelin hanım. Avrupa porselenlerimi de koydunuz mu? İçinde. Allah bir yastıkta kocasın. Necmiye. Kuzu.
Keşke böyle olmayaydı ha. Keşke böyle yapmasaydın. Kader. Dur. Ben sana saadetler diliyorum. Bir dur. Ne oluyor? Gelin mi çıkıyor? Ha, abla evin güzel. Necmiye! Aa! Çekil! Erkek tarafı nerede? Sandık parası almadan bırakmam vallahi. Ya adet yerini bulsun değil mi? Sen Kamran Beyoğlu'nun arkadaşı değil misin? Hekim Bey. Evet, öyle Nurşivan Hanım. Yani kız veriyorsunuz, haber vermiyorsunuz. Böyle sessiz sedasız. Öyle oldu. Ha, bir tanecik kızın var. Böyle dul verir gibi. Cenazemiz vardı hanım. Öyle mi? Kim ki? Sen tanımazsın. Bizim uzaktan bir akrabamız. Öyle çok hürmet ettiğimiz, değer verdiğimiz birileri. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Hadi. Sağ ol Cumali amca. Başka bir emrin var mı beyim? Yok Cumali efendi, sağ olasın. Bavulları konağa götürüyorum o zaman. Götür Cumali efendi. Yalnız... Kimseye bir şey söyleme. Akşam sürpriz yapacağım. Hatta sen kimseye belli etmeden şöyle kalfalara söylesen de mükellef bir sofra hazırlasalar. Akşam Feride ile evleneceğimi söyleyeceğim onlara. Merak etme sen, o iş bende. Sağ olasın. Sen niye yavaş yavaş yiyorsun? Yavaş yiyorum ki çabuk bitmesin diye. Boş ver, bitsin. Ben sana yenisini alırım. Mühim olan çok fazla tüketmek değil Kamran. Tadını çıkarmak. Yavaş yavaş. Oldu bittiye getirmemek. Pamuk şekeri yemek bir sanattır Kamran. Bak mesela, iç tarafının tadı dışıyla aynı olmaz. Çünkü burası içeride kalıyor. Dışarıda kalan kısmın şekerinde emdiği için daha bir tatlı oluyor. Bu harikulade lezzeti damağında hissetmek çok önemli. Feride, rica ediyorum daha fazla devam etme. Ne oldu? Canım mı çekti? Canımın ne çektiğini tahmin dahi edemezsin. Bal dudak. Turşudur o. Zaten tadı da kötü. Ben de öyle bitsin diye yiyordum. Ziyan olmasın diye. Lades tutuşalım mı? Nesine? Sen söyle. Peki. Ay sonunda karnavala dönme dolap diye bir şey gelecekmiş. Cırtkan'dan duydum. Ona bilmecesine. Tamam. Sen kazanırsan seni dönme dolaba götüreceğim. Sen kazanırsan? Ben hakkımı saklı tutuyorum. Kazandıktan sonra söyleyeceğim. Olmaz öyle şey. Söylemeyeceğim.
O zaman Lale tutuşmuyoruz. Peki tamam. Tutuştuktan sonra söyleyeceğim. İyi. Peki madem. Lade'sim Lade'si olsun mu? Olsun. Sözünde durmayan. Senden beter olsun. Olsun. Peki ya sen kazanırsan? Ben kazanırsam bana bir öpücük vereceksin. Bal dudak. Sıntır. Avucunu yalarsın. Ayrıca sen kazanamayacaksın ki. Al, bunu da bugün hatırasına saklarsın. Aklımda. Ay Münevver. İçim acıyor resmen. Ne hemen bir hastalıkmış. Yanıyorsun valla. Yeterli mi acaba? Biraz daha içeyim. Ay, dokunmasın sonra. Ne olacak canım? Al tarafı kireç suyu. Bak bilhassa söylüyorum. Kemran'dan başka hekimi yaklaştırmayacaksın yanıma. O iyileştirecek beni. Dikkat etsenize, porselenlerim var onun içinde. Hem bunlar yere mi konulur böyle? Tamam hadi bırak. Boş ver, toplarız sonra. Burada mı yaşıyorsun sen? Yaşamak demeyelim de sadece uyumak için geliyorum. Keşke yeni bir ev tutsak hemen ha? Masraf çıkarma başıma. Şu kapıdakileri içeri alayım. Hemen çıkacağım. Halletmem gereken işler var. İlk günden yalnız mı bırakacaksın beni? Hem ne işi? Nereye gidiyorsun? Hastaneye Necmiye. Unutma ki ben bir hekimim. Hem işimin günü saati belli olmuyor. Daha ne hastanesi? Hekimlikten men edilmedin mi sen? Deli koğuşunda yatmadın mı? Akli dengem yerinde benim. Hem aklanınca başhekim de sağlam raporu verdi. Vazifemi yerine getirmek için hiçbir engel yok. Hem üzülme hadi. Bak hekim karısı yaptım seni. Akşam gelirim. Hadi eyvallah. Allah'tan Kamran gitti. Yoksa Necmiye mümkün mü öylece çıkıp gitsin? Ne yapacaksın hanımım işte. Onda da var bir hayır. Oğlumun gidişine üzülemedim bile. Neredeyse zil takıp oynayacağım. Besim Hanım ben sana bir şey diyeceğim. Hı. Eğer senin iznin olursa, tabii Necmiye de isterse ben gidip onunla kalayım diyorum ha. Hem hizmetini görürüm, hem yarenlik ederim. Bir başına kaldı orada kuzu. Yapar mısın Gülmüsen? Sen edersen. Allah senden razı olsun. Seyfettin Efendi gelince sorarız, izin isteriz. Tamam. Ama kaldık mı böyle el elde elde şeyin üstünde? Ha, evet Dilber.
Kaldık dımdızlak. Benim iki tane çocuğum gitmiş, ettiği lafa bak. Hanım, sen beni yanlış anladın. Benim öyle kötü bir niyetim yok. Ben sanki bilmiyorum senin niyetini. Gülmüsel gidince onun işleri de sana kalacak diye yapıyorsun bunları. Hanımım, sen beni bunca yıl yanlış tanımışsın. Ben hiç emeğimi sakındım mı sizde? Tamam artık, yeter, uzatma. Allah. Ocakta süt vardı. Kamran, Macit'e ne zaman varır acaba? Vallahi bilmiyorum ki hanımım. Deniz aşırı. Acaba Seyfettin Bey mektupla mı bildirir ki? Allah böyle gitmeden duymasa çocuğum. Yok canım, nereden duyacak? İlimandan fit tekneye. Bizde bu şans varken her şey olur Nuri. Her şey olur. Ben Seyfettin Bey'le Kamran'ın arasının bozulmasından korkarım. Yetişin! Yetişin! Hekim yok mu? Hanımım yanıyor. Yetişin! Kimse yok mu? Yetişin! Hanımım! Hekim yok mu? Yetişin! Nizam Bey, muayenehanesini alalım. Ha yok, Kamran Bey baksın, başkası mahrem. Ama Kamran Bey burada değil. Nerede, çağırttırın? İstifa etti, Madrid'e gitti. Ne? Anlaşılan sizinle vedalaşmamış. Yürü Nevel. Yürü. Feride. Bir zahmet gelip yardım etsen. Dört yapraklı yonca arıyorum. Bu havada bir şey bulamazsın. Sen gel, daha sonra bakarız. Gel. Bak. Görüyor musun? Aynen şöyle yapacaksın. Sen şunu tut, ben de şunları dizeyim. Aklımda. Seni cin göz. Devam et, yerle. Bismillah. Kamran nerede? Evde değil. Nerede? Yok, gitti. Nereye gitti? Sana ne yüzsüz, sana ne arsız, defol kapımdan. Kamran'ı görmeden olmaz. Hiç değilse vedalaşayım. Besme ne olur girmeme izin ver. Gitti Kamran. İnanmıyorum. İçeride değil mi gerçekten? Ver. Besme bir kere vedalaşmama izin ver, yalvarırım. Aa, hepten haram be bunlar be. Kamran! Destur be kadın, destur! Hala hangi yüzle gelirsiniz buraya kadar? Kamran Madrid'e gidecekmiş. Gitti çoktan, geç kaldın. Derhal terk edin bu evi. Derhal! Siz de girin içeriye, hadi. Kamran! Bırak! Bak! Olsaydı muhakkak çıkardı kapıyı. Sen niye muhatap oluyorsun hala bu ahlaksızla? Ne yapalım? Barbar bağırıyor kapının önünde. Kafaların ne güne duruyor? Toplanmışsınız kapıya, göndermiyorsunuz da rezilliğe meydan veriyorsunuz hala. Sefaretimiz yetmezmiş gibi sevdiniz her gün yaygarayı, cırnatayı. Ya evet, çok sevdik. Ondan oluyor böyle. Çok sevdik biz. Bakma sen bana. Hırsımı çıkaracak yer aradığımdan hep. Feride. Herkes ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Dört yapraklı yonca arıyoruz. Sen de mi onlar gibi olmak istiyorsun? Feride. Bugünler geri gelmeyecek. Sen demiyor muydun yavaş yavaş yaşayalım, tadını çıkartalım, anı yaşayalım? Evet.
Evet. Nasıl yavaş? Böyle mi? O kadar da değil, biraz hızlı. Böyle mi? İsteyince nasıl yapıyorsun? Mendil. Ne diyorsun? Mendilini çıkar, at. Yere at. Kirli miydi? Yok da. Mendil yani. Nesini kokluyorsun? Bundan sonra mendilinin üzerine kokunu süreceksin. Seni hızlandırılmış aşık derslerine alıyorum. 10 adımda nasıl tutkulu aşık olunur? Sana bir bir anlatacağım. Aman, senden öğrenecektim. Sevdiceğim. Her cümlenin sonuna sevdiceğim veya sevgilim sözcüklerini koyacağız. Tamam mı? Böyle asker arkadaşım gibi konuşmayacaksın. Ne diyormuşuz? Sevdiceğim. Sıntır. Yok tutkulu aşıkmış da, yok bilmem ne. Senden öğrenecektim. Hem öyle bayık bayık bakıp göz süzünce ne oluyorsa artık. Feride! Buldum, dört yapraklı. Lades. Hileli bu. Hileli mi hileli? Ben kazandım. Sayılmaz. Saymam bunu. Hile yaptın. Hilesini sonra tartışırız. Aldın eline işte, ben kazandım. Asla. Katiyen. Hile yaptın, sayamam. Neyse. Neticede iddiamız devam ediyor. Yine ben kazanacağım. Şöyle. Yola gel. Alayım ben. Seyfettin Bey. Necmiye'nin yeri yurdu rahat mı? Huzurlu mu? Gördün mü sen? Görmedim. İsterse ahırda yaşasın. Kafalardan birini diyorum. Gülmisel'i mesela göndersek yarenlik eder ha? Bitti Besime Hanım. Bitti. Bundan sonra bu evde Necmiye adı anılmayacak. Öyle anılmayacak deyince olmuyor ki efendi. Evlat. Olmaz olsun öyle evlat. Beş para etmez bir adam için şerefimizi hiçe saydı. Kadı Efendi'nin huzuruna çıkaracak kadar bizi ele güne rezil eden kız benim evladım olamaz. Senin de olamaz. Kalfalarına da söyle. Necmiye'yi unutun. Görmeye giden olursa da beni çiğnemiş olur bilesin. Ay, bir başına kaldı kuzum. Taze gelin daha. Öf, kala kaldı öyle, ne açar? Belki Seyfettin Bey'in öfkesi dinince geri gönderir. Hem belki kendini... Palavere, palavere. Seyfettin Bey'in karaya ak dediği ne zaman görülmüş? Yani orası da öyle ya. Of, 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 of.